Leyla'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Efe'cim. Nasılsın? Hoş geldin. Nasılsın ve bu ne güzellik? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim, heyecanlıyım ve sen de çok güzel görünüyorsun doğrusu. Sanki özel bir okazyon için hazırlanmış hissiyatı yaratıyorsun bende. Evet, özel bir okazyon diyebilirim. Programımızın bu bölümün yayınlandığı bu saatlerde muhtemelen senelerdir onulmaz bir sabırla beklediğim Batman filmi muhtemelen girmiş olacak. Evet. Umarım şu an hepimiz mutluyuzdur. Umarım herkes o beklediğimiz filmi izliyor olur. Umudum bu yönde. Çünkü konuğumuz da Batman gibi biri gerçekten. Yani evet. Bir şehrin hakimi olabilir gerçekten. Evet. Muhtemelen de hakimidir. Hakimidir diye çok seviyoruz. Gerçekten. Çok zaman bekliyoruz. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Biz podcast iken. Evet. Serkan Keskin. Evet. Hangi, kaçıncı bölüme konuk olmuştu numara olarak? Numara olarak 10. bölüme konuk olmuştu ama... Bu kaçıncı bölüm? 20! 20 bölüm Serkan Keskin! Sen de yaklaştın. Sen de şey yap, sen de alıştın. Biz seni hep böyle 10'dur, 20'dir, 30'dur, 40'dır. Böyle bir, ne asal sayı değil o, ne o? Bilmiyorum, ben çok heyecanlıyım. Hacı gibi yani. Evet, Hacı. Aynen öyle. 10 numara gibi. 10 evet. Numara. Alex gibi. Alex gibi. Aynen. Galatasaray, Fenerbahçe, Sergen gibi. Sergen. İş yani programımızın bak işte böyle bir aktör. Hemen o kimseyi kırmama tonunu hemen algılayıp inanılmaz adımlar atmaya başlamadım. Aynen öyle. Tabii Beşiktaşlı olmasının da bunda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Abi sen Beşiktaşlı mısın? Beşiktaşlıyım. Sen bunu nasıl evet. Bilmiyor olabilirsin ya bu kadar senedir. Sen Beşiktaşlı mısın? Evet evet. Niye? Konuşmadık hiç öyle. O yüzden herhalde. Hı? Sence ne mesela neydin? Çok ilgilenmiyorsun gibi geliyor bana ha. Ya. Aşırı da ilgilenmiyorsun ama. Yo severim giderim maçlara falan gidiyorum. Ciddi arada. Misin? Evet, evet. Ama bayağı ilgileniyor şu an böyle söylediğine bakmayın. Yani böyle hani fanatik böyle hani aha. Aman o yenilsin böyle değil ya. Futbol seviyorum, Beşiktaş evet. Seviyorum, maçlara gitmeyi seviyorum. Ama izliyorum, bütün maçları izliyorum. Oyunu seviyorsun. Evet, futbolu seviyorum. Futbolu seviyorsun. Böyle evet. İnanılmaz böyle hani çok sevmiyorum diyecek gibi yapıp böyle seviyorum, maçlara gidiyorum, bütün maçları izliyorum falan evet gibi bir yere yani, geldi konu. Olsun, teşekkürler abi. Bir kere daha seni konuk etmek bizim için muhteşem bir olur. Evet. İyi geldin, teşekkür ederiz. Ben hoş teşekkür geldin. Ederim efendim. İyi geldin. Daha sonra konuğu Serkan Keskin. Ne böyle mi yapıyoruz? Aynen. Onları şey yapıyoruz. Nasılsın abi? İyi misin? İyiyim abi. Sen nasılsın? İyidir. Her zamanki gibi çok yoğunsun. Evet. Yoğun olmadığın bir dönem oldu mu hayatın? Pandemi. Pandemi. Evet. Nasıl hissettin? Çok güzel. Gerçekten. Vallahi çok iyiydi. Yani kendime veremediğim zamanı böyle işte başka bir şekilde aha. Vermiş o. Bir uzun süre sürdü alışmam. Yani hep böyle uyandığımda. Hani dünya durmuş, kimse sokağa çıkmıyor, herkes evinde ve böyle sürekli nereye oyuna mı gidecektim falan gibi. Sonra aha. Onu atlattıktan sonra kısmı çok güzel geçti ve şu an onu sürdürmeye çalışıyorum aslında yani. Hangi kısmını, neyini sürdürmeye çalışıyorsun? Yani mesela önceden yani pandemi öncesinde böyle eski Semaver'in ya da işte diğer oyunun programına baktığımda 22 tane ayda 22 oynadığım zamanlar var. Şu an öyle değil. şu an hem set var. Ya yani yine bir şekilde tamamlanıyor yoğunluk ama hani 25 tane oyun oynamıyorum ayda. ayda 5-6 tane oyun oynuyorum. Ama yine birazcık şimdi işte unutmaya başladıkça yine çoğalmaya başladı ama bir daha hayatımda 25 tane oyun oynamayacağım ayda. Çok ekstrem yani. Evet. İnanılmaz bir şey ya. Sen nasıl bir hissediyorsun benim... bu konuda? Ben arkadaşlar bir bu programın bir hostuyum ben. Şu anda kişisel görüşlerimi bir nebze belirtebiliyorum. Tabii ki. Ben aslında başka bir şey söyleyecektim. Dünyada karşılaşmış gibi çıktığında böyle işte oyun eleştirileri falan filan işte yazılar, köşe yazıları falan çıkıyordu ve biri şöyle bir şey, onu hiç unutamıyorum. Şöyle bir şey yazmıştı. Bakın bu adam ayda 25 oyun falan oynuyordu o dönem ve şöyle bir şey yazmıştı biri. Söylüyorum, hazır mısınız? Evet. Serkan Keskin'i daha çok sahnede görmek istiyoruz. Ne? Yani daha yani ne kadar görebilirsin ki Serkan? Hani o oyunu izlemiş. Sadece onu izlemiş. Evet yani benim ya şey de oluyor mesela böyle ya Serkan abi çok seviyoruz işte
takip ediyoruz bütün falan. İşte tiyatro yapıyor musunuz gibi. o zaman böyle şey gibi oluyor. Yani, o kadar sevmiyorsun demek ki aslında. Şu an benle hani zaman ve muhabbet olsun diye söylüyorsun. Nerede oynuyorsunuz gibi. Ya tabii ki bilmek zorunda değil insan ama birini bu kadar konuşacak, yanına gidip konuşuyorsanız ve ona onu soruyorsanız hani bir şeyiniz olur yani. Bu adam işte hani ne bileyim her şekilde bir yerlerde gözüküyor. Bu hani şu an internetinde bir şekilde karşına çıkıyor ya, şurada oynuyor, burada oynuyor diye. Böyle. Belki acaba ne bileyim şey mi? Ya ilk defa aslında şeyi doğru söylüyorsun yani. Belki o oyunu görüyor. Evet. Onun PR'ından ne bileyim ben, onun sosyal medyasından falan bir insan onu görüyor ve seni orada görüp yani başka da bir yerlerde izlemek istiyor falan olabilir. Yani sokaktaki full bir herhangi tiyatro takipçisi olmayabilir, pardon. Evet. Herhangi biri tabii ki bilmeyebilir, bilmek zorunda değil vesaire de yani bir gazetede köşe yazısı yazıyorsan yani birazcık tabii fikrin olur diye düşünüyor ya da olması gerekir diye yani. Bu yoğunluk hayatına bir şekilde hayatında var olan seni tanıdığım kadarıyla da biliyorum. Sence senin oyunculukla olan ilişkinden ötürü mü bu yoğunluk oluyor? Yoksa böyle bir insan olduğun için bir yoğunluk arayıp mutlaka onu hayatına yerleştiriyor musun? Ya bence bu hani böyle oyun yani bu da sonuçta kimseye zorla ayda 20 tane oyun oynatamazsın. Yani bu benim sorunum bence. Yani oyuncu olmasaydım, başka bir meslek yapıyor olsaydım da bence bu benim kişiliğimle, karakterimle ilgili bir şey. Bu aslında bir kaçış bence. Hmm. Neyden? Hadi oralara girelim. Evet evet. Neyden sence? Bilmem yani tam olarak. Yani bununla uzun süredir uğraşıyorum. Yani neden? Yani bir sürü şeyi yaptığımız zaman belli bir yerde farkına vardığımızda ya bir dakika ben niye bu kadar buna tutuldum ya da niye yıllardır ben bunu yapıyorum gibi şeyleri arıyoruz ve şu an mesela bulduğum yani geldiğim yer bu bir şeyin bir kaçışıymış. Yani yaşadığım bir sürü şeyin yani durmak, belki durmak istememek, durduğum zaman ne yapacağımı bilmemek. Yani sürekli böyle bir meşgul olmak ve sürekli şeyi bilmiyormuşum. Boş kalmamak yani. Yani. Evet. Yani o benim bir şeyden kaçışım. Yani oralar derin yerler. Belki başka bir program. Psikoloji programında onu konuşabiliriz. Yo ama şey abi tabii ki oraya girmeden ve istediğimiz kadarıyla birçok aktör için aslında bence şöyle bir şey var. Yani bir seyircinin önüne çıkıp sürekli olarak bir şey yapan her insanda bence şöyle bir şey oluyor bir tarafında. Evet bir şeyden kaçıyorsun yani sen zaten normal halinle winner hisseden ve okey hisseden biri olsan bir şey yapmazsın ya. Evet. Anladın mı? Yani dolayısıyla aslında bir eksikliğin mutlaka körüklediği bir şey mi? Sen ne düşünüyorsun? Bana öyle geliyor yani hani yani ya tam her şey okey hadi bir de 10 gün sahneye çıkın yani bence bir şey yapmazsın yani. Yani muhtemelen hem o his yani o dediğin his bir şeyi besliyor da bir yandan dediğim gibi yani. Ama bir yandan da gerçekten boş kalmak ve belirsizlikle alakalı bir korku da bu kaçışı tetikliyor. Yani o zaman o kadar zaman yani senin durumunla ilgili söylemiyorum bunu. Hani genel olarak boş kalmakla ilgili yani boş zamanı bir zamanın boş olmasıyla ilgili bir sorunu var bence. İnsanların. Genel olarak hep yani benim var mesela galiba ya da olmaması için çalışıyorum. Hı hı. Halbuki bir zaman boş ya hiçbir zaman boş değildir ama illa çalışarak değerlendirmek ya da illa üretim bir şey üretmek zorunda hissetmek de bana biraz bu çok hızlı ve zorlama geliyor bir noktadan sonra. Peki o anlatabildim mi demek istediğimi? Yani o yorgunlukla nasıl baş ediyorsun? Yani gerçekten yorgunluk verici bir şey mi? Yoruluyor ya. Yani sanıyorum böyle çok alışılmış bir şey. Yani böyle şey olmuyor hiçbir zaman. Hani belki evet bazen hani artık arka arkaya çok oynayıp hani hem set bir şey sesim kısılabilir bir şey olmuyor. Böyle hani bu şey bir şey olmuyor. Çok yorgunum buradan şimdi eve gidip yatacağım gibi bir his değil bu aslında. Çünkü bir taraftan fiziksel olarak çok yorucu bir şey olduğunu düşünmüyorum aslında. Yani kafa olarak bazen yorgun olabiliyorsun ama bu böyle şey bir şey değil yani o kadar yorgunum ki yarın gidemeyeceğim gibi bir şey yaşamıyorum hiç. Yani tabii ki olmuştur bazen çok üst üste gelmiştir, turne olmuştur, yurt dışına gitmişsindir, ertesi gün setim vardır bir şey. Öyle bir yorgunluk yaşamıyorum ama bir taraftan da yani şeyi düşünüyorum mesela
bu çok acayip yani. Benim işim olmasa, bu kadar yoğun olmuyorsam ne yapmak istiyorum gibi bir şey. Aha. Bunun karşılığı yok bende. Yok, evet, aynen. Yani çünkü bana şey gibi de geliyor. Ne yapacağım abi? Yani tamam, onu yaşadık işte. Tamam, çok güzeldi. Bir iki ay evden çıkmadık. Acayip bir deneyimdi, harikaydı. İşte yemek yapıyorsun, kendinle uğraşıyorsun, bir şeydi. E tamam yani, hayatımın sonuna kadar onu da istemiyorum. Hani mesela o üç gün kendine bir zaman ayırmalısın. O da bana şey gibi, o da bir iş. Yani şu mevzu, yani önündeki dört günde bir şey yokken dört gün bir şey olmadığı anda yaşayabilmek mesela boşluk gibi geliyor bana. Yani çünkü o zaman da bir plan yapıyorsun ya, arkadaşımı göreceğim, sevgilimi göreceğim ya da işte iki gün tatile gideceğim. O da bir şey yani, tam olarak boş olmanın ne demek olduğunu tanımlamak gerekiyor aslında. Evet, yani boş olmak dedi, belki de işte ben boş olmayı dediğim şeyi kafamı rahatlatmak için o boşlukta bunu beceremeyip belki de işte başka sorumluluklara kendimi atıp benim boşluğumda sanki çok çalışmak gibi geliyor bazen bana. Eyvallah. Evet, kaçış işte dediğin kaçış şey dediğin bu. O. Evet. Eyvallah. Yani zaten bir zamanın boş olması için bir zamanın da dolu olması gerekiyor. Dolayısıyla evet, senin kaçış dediğin şeyi çok iyi anladım. Ama yani tabii şu da var, yani bu sadece böyle hani tamamen şahsi bir mevzu olarak anlatmamam gerek. Şöyle bir şey de var yani, birlikte tiyatro yaptığım arkadaşlarım böyle çok sevdiğim, çok böyle yetenekli, bize katılan bir sürü genç oyuncu arkadaşlarımız var. Birkaç senedir onlarla birlikte mesela, çünkü 20 sene oldu Semaver Kumpanya. 20 sene önce benim olduğum arkadaşlarım, şu an benim o yaşta olduğum arkadaşlarım, o heyecan. Şimdi ben, yani bizim başımızda, biz Semaver'de tiyatro yapıyorken oyuncu olarak öyle bir ustamız, öyle büyüğümüz, beraber sahne çıktığımız bir abimiz, ablamız yoktu. Kendi kendimize biz. Şimdi bundan farklı olarak mesela Semaver'den, eskilerden işte birkaç arkadaşım, Sarp, Sezin, ben, hani yeni gelenlerle birlikte mesela biz onlarla beraber oyun oynamak mesela bize, bana şeyi çok yani beni çok heyecanlandırıyorlar. Onlarla birlikte oyun oynamak, işte onlarla birlikte turneye çıkmak, benim yaşamak isteyip yaşayamadığım, o bana acayip güç veriyor. Evet, genç arkadaşlarımla birlikte oyun çıkarmak, onlarla turneye gitmek, onlarla yemek yemek, onlarla zaman geçirmek bir taraftan da çok keyif aldığım bir şey tabii. Yoksa kimse bana zorla ya da ben hani oyun başına işte milyon dolarla alan, hani böyle para için yaptığım bir şey değil bu benim. Ama sadece böyle hani bunu böyle manyakça işte boşluk, kendine şey yapmak, kaçmak için yaptığım bir şey değil. Bir heyecanım da var tabii yani. Tabii, gençler, tabii. Semaver, şu dönemde her şeyin birbirine girdiği şey anlamında yani. Birçok şey çok değişti bence. Kavramsal olarak da birbirine. Evet, yani televizyonda, sinemada, tiyatroda, müzik, her şey çok değişti ve acayip bir arayışın ve bocalamanın içindeyiz aslında. Yani şu an herkes böyle bir yer arıyor kendisine. Bir dakika, değil ben mi? Nerede konumlanacağım? Çünkü ben şeyi hissediyorum. Çok mu konuşuyorum? Hayır, hayır abi. Hep bu dakikada bu sorulur bize. Biz de deriz ki hayır. Ben mesela şeyi yaşıyorum. Şimdi pandemi öncesi diye bir algı var. Mesleğimle ilgili, tiyatroyla ilgili, seyirciyle ilgili. Yani çünkü Türkiye'nin her yerinde ya da işte Avrupa'nın ya da bir sürü ülkede, dünyanın her yerinde bir şekilde turnelere gittik ve bilmiyorum, bu benim yaşımın, benim kafamın değişmesiyle ilgili bir şey mi? Yoksa gerçekten bu iki seneden sonra bir şey mi oldu? Başka bir şey oldu. Yani ben mesleğimle ilgili iki sene, üç sene önce yaşadığım heyecanla şimdi yaşadığım heyecan arasında fark var. Yeni bir şeyler var. Onu seviyor muyum, sevmiyor muyum bilmiyorum. Onu kabullenmek zorunda mı hissediyorum, yoksa bunu kabullenmemeli miyim gibi bir tiyatro ile ilgili bir yerden söylüyorum. Evet, evet. Yani sadece oyunculuk üzerinden değil de hani tiyatro üzerinden söylediğimde ne bileyim, daha öncesinde insanlar normal böyle bir standartta insanlar, tiyatro izleyen insanlar tiyatro izliyordu. Şimdi başka bir yere geldi. Bence şu an herkes tiyatro, bu sanıyorum iki yıl evde kalmanın ya da işte canlı bir şey izlemenin isteğiyle de ilgili olabilir. Şu an mesela birazcık oynadığım oyunlarda şehir şehir ya da işte semt semt bunları gözlemlemeye çalışıyorum. Net bir şekilde hissettiğin de bir şey %100. Peki bu bir geçiş, yani şu anda hani senin de kendinle ilgili karar veremediğin, işte bu yeni düzeni seviyor muyum, sevmiyor muyum, ona bakıyorum falan filan dediğin şey sence bir geçiş dönemi de olabilir mi? Yani yeni bir şeye geçtik mi, yoksa acaba böyle şu anda zaten o karmaşa içinde bir, yani
bir şeyler bir noktada oturacak mı yani sence? Bence oturacak. Şöyle yani tabii ki bir şeyler değişti, yenilendi ya da değişti. Ama hani bir şey oturacak derken hiçbir şey eskisi gibi tabii ki olmayacak ama. Yok, yenisinde. Yenisi evet oturacak. Yani şu an hani o kadar ya yani bunu ne olur yanlış anlı kötü bir yerden o kadar çok şey yapılıyor ki tabii ki evet, yapılsın evet. Ama hani bu kadar çok şeyin aynı anda hepsinin çok başarılı olma bir de hani başarı ya da nitelik ne? Hani, evet ya, o çok hani kritik. Bir şey çok başarılı dediğimiz yani asıl takıldığım şey şu. Bir şeyin çok başarılı olduğunu ne belirliyor? Yani bir şeyin milyonlar tarafından izlenmesi, işte dünyanın bilmem neresinde izlenmesi o işin başarılı olduğu evet ama nitelikli olduğuyla ilgili. Ne olur yanlış bir şey çıkmasın ağzından. Kimsenin yaptığı bir şey demiyorum ama şu an bu internetin, Instagram'ın, şunun, bunun getirdiği bir şeyle artık herkes istediği her an her şeyi yapabiliyor ve bununla ilgili bir işte like'lanıyor, bir şey oluyor. Bence oldu diyor yani. Evet oldu ama bu ne kadar sürdürülebilir bir şey. Evet. Yani bu kadar çok şeyi, işi, bu kadar çok fikri bu dünya kaldırabilecek mi? Bir taraftan baktığınız zaman yani ne bileyim 600 sene, 700 sene önce yazılan oyunlar şu an Shakespeare, Molière, hani çok tiyatrocu gibi de konuşmak istemiyorum ama yani işte ne savaşlar görmüş, neler olmuş, ne salgınlar olmuş, neler neler olmuş ve hala varlar. Yani sanıyorum bu süreçte birazcık bu dijital dünya böyle hani buradan bizi uzaklaştırmaya başladı. Klasikten uzaklaştırmaya başladı ama. Peki sence o noktada çok özür dilerim lafını böldüm ama uzaklaştırmaya başladığı dediğin şey sonuçta klasik bir yer ya. Yani ben hep şöyle de düşünüyorum bir yandan. Yani ne olursa olsun belli bir doyum noktasından sonra o bütün o sis bu dağılacak ve gerçekten nitelikli olan kalacak. Öyle mı? Olmuş zaten. Yine öyle olacak mı? Evet. Yani bence yani umuyorum. Yani öyle olmuş çünkü ne kadar şu an işte dünya bambaşka bir yere gidip yani dijital teknolojiyle ilgili bir yerden bahsettiğinde yani ne bileyim 500 sene önce yazılmış bir şeyi okuduğumuzda bu zamana dair çok acayip şeyler söylüyor insan üzerinden. O zaman diyorsun ki yani 500 sene önce yazmış adam bunu ve şu an bana bir şey ifade ediyor bu. Ya demek ki aynı şey olacak. Tabii ki bir sürü şey olmuş ama neden mesela bazı isimler o isim oluyor, o klasik kalıyor, dünyada bütün dünyaları aynı dille çevriliyor ve okunuyor ve bütün okullarda okutuluyor. Çünkü iyi, gerçek. Peki ama bu şimdi klasikleri herkes biliyor, hepimiz biliyoruz yani. Hani klasik, bir şeyin klasik olması için de bence şöyle bir kriter var. Onun gerçekten bir hakikate bundan 10 yıllar, 100 yıllar geçse de değişmeyecek bir hakikati anlatmış veya en azından bir yerinden dokunmuş olması falan gerekiyor ya. Fakat bunlar var yani bunlar bir yere gitmiyor ama sen ayrı bir tutku duyuyorsun abi. Hani klasiklere bir tutkun var. Evet. Senin. Yani bu Molière olur, Shakespeare olur, yani meslek olarak belki tiyatro bile bunu olur. Sen burada kişisel bir şey var mı senin? Yani kardeşim yani belki herkes dijitale 90 tane dizi çekse bile sen yine Molière oynarsın gibi geliyor bana. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bunda senin kişisel bir karşılığı var mı bu tutkunun? Var, şöyle bir şey var. Mesela ben hala çocuk oyunu oynuyorum. Evet bu arada. Evet, zevkle kukla oyunu. 20 senedir oynadığım bir oyunum var. Hala onu oynuyorum. Onu ben yani oynayabildiğim kadar yani işte ne kadar süre oyunculuk yapacaksam yani hep de yapmak istiyorum. Onu hep oynamak istiyorum. Çünkü şeye inanıyorum yani evet bu şu an çok şey gelebilir. Yani böyle dünyada neler yapılıyor? İşte Molière mi kaldı? Cimri mi kaldı? Hamlet mi kaldı? Kaldı. Var bunlar. Yani eminim 100.000 defa söylenmiştir bunlar. Bunu nasıl yaptığımızla ve nasıl bunu var olduğumuz dünyaya adapte etmekle ilgili bir şey. Benim bahsettiğim klasik şöyle bir şey yanlış anlaşılmasın. Yani gidip bir Fransız tiyatrosundaki işte Molière o kostümle bundan bahsetmiyorum. Ama o tekstlerin değerli olduğundan bahsediyorum ve çünkü ben böyle ne yapacağımı bilmiyorken, üniversiteye hazırlanıyorken ne okusam mı ne etsem mi derken izlediğim bir oyun sayesinde, bir klasik sayesinde
oyuncu olmaya karar verdim. Yani ben o oyunu izlediğim gün çok etkilendim ve akşam çıktığımda oyundan ertesi gün böyle bir tiyatro kursu falan aramaya başladım. Arkadaşlık da etmiş oluyor sana, evet, değil mi? Evet, yani ya beni, ya beni ve o zamanki benim gibi şu an milyonlarca insanı, ne yapacağını bilmeyen işte belli bir işte ortaokul, lise, şu an o sistemi çok bilmiyorum. Biz 8. sınıf olduk, yok bilmem ne sınavları, ama ne yapmak istediğini şu an için çok daha zor tabii. Çünkü yani elindeki aletle bambaşka bir başarıya da ulaşabiliyor. Evet. Ama mesela ben ne yapacağım, ne edeceğim, nedir falan derken bir gün bir şey izledim ve dedim ki ben bunu yapmak istiyorum. Yani o yüzden ben de kendimde şunu yaşıyorum. Yani oyunu izleyen 2-3 kişiden öyle kafası karışık bir şey yapmak isteyen gençlerden ya da karar verememiş insanlar o gün oradan çıktığında değişiyorsa, bir şeye karar veriyorsa, ben ona ilham veriyorsam, bilmiyorum, ben bunu bir klasik Hamlet izlemiştim. 6 saatlik bir Hamlet'ti İzmit Şehir Tiyatrosu'nda. Işıl Kasapoğlu resim. Müthiş bir şeydi. Yani İzmit'te hiç beklemediğim 25 sene önce 6 saat süren bir Hamlet oynanıyor. Çok etkileyiciydi yani. Ben o yüzden... Ben Cimri'nin premierine gelmiştim. Ve o zaman hiç neredeyse hiç tanışmıyoruz ama merhabamız var. Ondan sonra ben de giderken çok da şey yapmadan sana böyle hani abi görüşürüz falan da diyemiyorum. Hani tanışmıyoruz o kadar yani. Arada bir şey yaptım. Yaptım ondan sonra. Ve gidiyorum böyle. Geldi peşimden. Tutup, ne oldu lan? Dedi. Sevmedin mi? Dedi. Çünkü ben genç biriyim orada ya. Abi dedim, bayıldık falan. Ha tamam hadi görüşürüz falan. Ve tanışmıyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Tanışmıyoruz ama hani öyle bilişiyoruz. Tanımadığım birini de yok, gel lan buraya, sevmedim. Sen Meriç'cim sonra söyleyeyim. Herkes aynı şey. Bizi hepimizi gidemedik o tiyatrodan. Çıkamadık. Bağlandım. Bizi bağladı. Dedi ki nasıl buldunuz? Yok abi, evet, tanıştığımız için, bir şey hissettiğimiz için, aramızda bağ olduğu için olduğunu anlatmak için söyledim yani. Ya şimdi eyvallah. Güzel güzel konuş. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim mesela. Söyle abi, siz ne mesela ben neyin peşindesiniz? Neyin peşindesiniz? Bu nedir ya? Söyle abi, pardon. Mesela şimdi şöyle bir şey oluyor ya, bu bir şekilde acaba şunu çok düşünüyorum. Ha. Çok mu reddediyorum? Bu çok ilkel mi davranıyorum bu sosyal medya hikayesine? Bazen çünkü bilmediğim bir dil gibi bir şey oluyor bazen. Yani bazen bazı arkadaşlarım hani yuh artık hani yapmadın mı onu hani. Ben diyorum ki bu şimdi hani benim fotoğrafımı etiketlemiş. Bazı arkadaşlar. Evet. Şimdi yani koymuş yani o mesela. Şimdi sen mesela atıyorum bir fotoğraf çekin, sen koydun onu. Şimdi mesela bu şeyde... Sen onu like'lamıyorsun. Like'ladım hadi de onu mesela benim onu hikayeme mi koymam gerekiyor gibi şeyleri ben... Repost mu etmem lazım. Bilmiyorum yani, çünkü bu şey yani... Hadi like'ladım. O koymuş çünkü yani, içinden gelmiş, o kendisi koymuş ama şimdi evet. Ha sen koydun şimdi o zaman... Abi yani... Benden de bir repost mu gibiyim yani. O bana çok şey gibi geliyor yani. Abi bunu bence Meriç'e danışalım, bilmiyorum ama repostlamasına gerek yok. Ben artık Serkan'ın bu konudaki tavrının çok şu anda olması gereken olduğunu düşünüyorum. Eski yani birkaç sene önce acaba koyması yani repost etse mi etmese mi falan diye düşünüyordum. Fakat böyle yıllar geçtikçe ve bu sosyal medya olayı böyle hayatı ele geçirdikçe ben de biraz tavırlı davranmaya başladım. Hayır, ben ona artık... Abi, onun ayıp olduğunu bilmiyorum. Evet, bu ayıpmış. Artık ayıp değil. Artık o dönem bitti. Bence artık ayıp değil. Hayır, biz podcast kaydettiğimizde Serkan bize dedi ki fotoğraf çektirdik, ben bunu ne yapayım? Serkan o kadar yoktu o mevhu. Evet. Hani sanki biz onu ona çerçeveletip eve ana olarak vermişiz gibi davrandı. Hani abi biz bunu paylaşacağız bu arada, sen konuk oldun falan anlatmıştık onu, ben hatırlıyorum yani. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu adam böyle konuşuyor böyle Oidipus gibi, gerçekten de öyle. Hani Sofokles'in yeğeni gibi ama bu adam da inanılmaz ünlü, topluma mal olmuş. Şimdi burada artık biraz gerçekleri de konuşalım. Hop yani bu adam İsmail abi. Yani burada ben milyonlara da şey yapmak istiyorum, değinmek istiyorum dertlerine. Hani bu kadar da sanki sürekli böyle küçücük bir köşede
deneysel Grotowski oyunları sergiliyormuş, 5 seyircisi varmış gibi davranıyor geldiğinden beri. Azıcık asabım da bozuldu, öyle söyleyeyim. Şimdi böyle bir şey yok. Öyle davranmıyorum ya. Bırak bu işi. Bir dakika, sen konuksun. Burası semaver değil. Burada biz kuralları... Kız sen de şey yap biraz, şey yap, domine et. Evet, ha. Burada kuralları biz koyuyoruz, biz koyuyoruz. Serkan Bey. Biz konuşacağız bir 5 dakika. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Ne bu havalar ya? Keşke devamını getirebilseydim. Allah kahretmesin, rezil olduk. Çok iyi gidecekti. Yok, var devam, merak etmeyin. Abi yani bu nasıl bir şey ya? Yani ben çünkü yani biliyorum, ben zaten sizinle büyüdüm. Sizi izleyerek benim için gerçekten hani burada hala da hali hazırda yayında olduğu için onu bir işte ne kadar iyi bir dizi ve karakterler gibi senin çok alışık olduğun bir şey olduğu için biraz da sıkıldığını bildiğimiz için. Hayır be. Çok şey yapmayalım ama bizim için ya ben şöyle yorumluyorum. Benim için loserlığın onurlu bir hale gelmesine sebep oldunuz. Yani çünkü ben de evet, onurudur. Sevdiğim kıza gerçekten böyle date'deyken üşüdüğünde atayım mı bir sucuk diyesim bazen geliyor. Yani o kadar saçma davranabiliyorum. Ama bu sizin hayatınızda tabii özellikle senin çok büyük bir değişime de sebep oldu. Yani sen bunda ne yapıyorsun? Bu baş etmesi gerçekten zor bir şey. Yani gerçekten onu geyik olarak söylüyorum ama hani Sofokles'i, osu busu, kuşları busu. Abi sen bir yandan da sokakta yürüyemeyecek kadar meşhur bir insansın şu an. Bu bir tahribat yarattı mı? Bir. İki, bunu nasıl dengeliyorsun? Şöyle bir şey oldu bak. O çok enteresan. Biz bir işi böyle işte bittikten sonra böyle insanlar hani böyle çok sevgilerinden mesela karşılaştığımızda abi niye tekrar yapmıyorsunuz? Diziyi. Evet ama bu tavırla yani. Ben de herkese şöyle anlatmaya çalışıyordum yani. Abi şimdi hani bizim bir kanalımız yok. Yani bu iş öyle değil. Hani o insanların hepsi şu an bir yerde dizileri var hali hazırda falan. Şey gibi bir şey vardı yani sanki biz gerçekten o ekip bir evde yaşıyoruz. Ve konuşmuyoruz o dönem ve hani şey gibi yani bir sabah kahvaltıyı ben böyle çayları koyarak hadi tekrar başlıyoruz. Abi olarak da senin ön ayak olman gerekiyor. Ve buna çok böyle gerçekten mesela şöyle şeyler söyledim, söylemedim değil. Yani evet çok sevdiği için insanlar şunu soruyordu ya tekrar olacak mı? Dedim ki tekrar olmayacak yani şu an olamaz. Ama tabii ki bir gün bir araya gelebiliriz. Çünkü Onur bir şey çekiyor, Ali bir şey çekiyor, Ahmet abi bir şey yapıyor, Osman bir... Herkes bir yerde o sırada bir yere bağlı ve hani öyle olmuyor ya yani oradan insanları... Ama evet oldu işte 10 sene sonra. Gerçekten ya. Bir araya geldik. Oluverdi, evet. Ama mesela şöyle bir şey var mesela yani bu nasıl bu kadar şeye dönüştü anlamıyorum yani. Ben demişim bir daha asla ortaya böyle bir şey olmaz bir araya gelmiş falan gibi röportajlar vermişim falan. Sanki hepsini ana avrat söylemiş gibi bir şey var şu an üzerimde mesela. Ciddi misin ya? Evet evet. Ya yıllarca işte... Öyle dedi, bir daha buluşmayacağız, bir daha olmaz dedi. Şimdi yine bak geldiler falan gibi şeyler var böyle. Onu da anlamadım. Niye böyle bir şey? Yani bu kadar sevdiğim bir şey nasıl bu kadar hemen alaşağı etmek istiyorsun? Çok sevdiği için. Şey çok yani. Enteresan mesela. Bunu söylerken çok mutlu hissediyor kendisini. Yani ben de insanım abi. Benim yani bir kalbim var ve kırılıyor. Yani şunu söylüyor. Sen diyor işte diyor İsmail abisin diyor. Diyorum ki abi ben İsmail abi değilim. Serkan Keskin'im ben diyorum. Ama hani oynadığım tabii ki yani ben oynuyorum benden çıkan. Hayır diyor sen diyor İsmail abisin diyor. Biz diyor Serkan Keskin'i sevmiyoruz İsmail abisi. Mesela bunu bana benim canımı yakmak için yapıyor. Yani bu çok acayip bir şey. Yanıyor mu canı? Yanıyor. Şu yüzden yanıyor. Hayır abi o benim. Yani o benim şuradan alıp burada monte ettiğim bir şey. O benden çıkan bir şey. Ve... Bu çok manyakça bir şey yani karşısındaki oyuncuya oynadığı karakteri sevip seni sevmediğini söyleme acısını verme hissi yani orada bir şiddet var yani. Evet. Orada bir şey var yani Serkan olarak benim ona Serkan olarak karşılık vermemi istiyor. Tetiklemek istiyor. Evet. Evet değil mi? Peki buna kırılmamak mümkün mü ya da böyle alışır mıyım? Ya alışıyorsun tabii şey. De yani böyle hiç beklemediğim bir anda... Hiç beklemediğinden seviyorum yani gençleri.
Ya bir de beni seven, bizi seven insanları niye sevmeyeyim yani? Hani bu çok güzel, yani elinden geldiği kadar... Bir de her zaman öyle olamıyorsun ki yani hani... Tabii. Çünkü şöyle bir şey var, biz bu işi çektikten sonra 10 sene ara vermişiz arkadaşlar. Ve 10 sene önceki benle şimdi arasında 10 sene var. Yani bedenin, ruhen, fiziken her şey değişik, çağ değişik ve senin belki yeni keşfedip YouTube'da ya da şurada burada bir platformda izlediğin şeyi 10 sene önce yaptık. Şu an benden 10 seneki önceki şeyi beklemen senin için normal ama belki ben seni orada kırabilirim. Hmm. Çünkü ben de onun üzerine çok şey yaşandı, çok şey oyunlar yapıldı, filmler yapıldı ve bu sadece bu. Onun dışında tabii ki çok güzel yani bu kadar sevilmek, İsmail abiyi çok... Ya şöyle bir his var mesela, İsmail abiyi benden kıskanmak diye bir şey var mesela. Yani yani İsmail abi benden kıskanıyor. Hmm. Ulan hepiniz önce ben kıskanıyorum, benim yani. Ne demek İsmail abi senden kıskanıyor? Onun elinde ya. Benim elimde olmamı, yani benim oynuyor olmamı yani. Allah Allah. O oynamak istiyor yani, ya da eve götürmek mi istiyor? Eve götürmek istiyor olabilir. Herhalde, muhtemelen. Geçen gün yine son... Bundan bir önceki bölümü izleyip hüngür şakır zırıl zırıl ağladım. ve sonra böyle beraberdik ve çok garip şeyler yani böyle ne yapacağımı falan şaşırdım ya. Çok ya garipti. Şimdi ben de açıkçası bir şey söyleyeyim. Serkan Keskin başka, İsmail abi başka. Biz hani bir İsmail abiyi seviyoruz. Ben çok seviyorum. Vallahi. Yok yok, ben sana bunu sormuştum. Bu bir vecizdir benim için. Senin lafın ben söylüyorum. Bir de aforizmada Serkan aforizması atıyorum ortaya. Herkes bir İsmail abisi olsun ister ama kimse İsmail abi olmak istemez. Böyle de bir şeydir o. Oh, biliyorum yani ama bu... Hocam bunu evet. Daha önce konuşmuştuk. Sen bunu ayıklaman mesela o kadar mesela beni böyle hoşuma gitmişti ve gururlandırmıştı ki. Eyvallah. Yemin ediyorum. Bizim podcast bölümümüzü çok fazla genç... 20'li yaşlarında belki daha da genç konservatuvara girmek isteyen oyuncu olmak isteyen, evet, sen dinledin. Dinledi, evet. Bunu biz çok araştırdık. Bize çok mesaj geldi ve biliyoruz bunun böyle olduğunu. Belki yeniden bir gelenek olarak ben sana şunu sormak istiyorum. Çünkü aslında bu kaç sene önce, 2-3 sene önce ama yine çok şey değişti. 2018 her şey falan mıydı? Falan. Bence bu sorunun sorulması gereken insanlardan birisin abi sen. O yüzden soruyorum. Şu an nasıl davranmalı? Gerçekten bir aktör olmak isteyen bir genç. Ne yapmalı? Yani çok genel bir soru olduğunu biliyorum. Şöyle bir cevap ver diye söylemiyorum. Şuraya gitsin, buraya gitsin gibi değil. Bir aklen, zihnen, ruhen nasıl bir halde olmalı sence? Ki yapabilsin, çünkü bu bir meslek hala. Çok da güzel bir meslek. Yapılması çok zorlaştı artık maalesef ülkemizde. Ama zihnen bence duymak isteyeceklerdir söyleyeceklerini. Bu soruyu kendime çok soruyorum. Hı hı. Yani gerçekten ne yapmamız gerekiyor? Yani şöyle bir şey var mesela, yani bunu çok düşünüyorum. Hani bir tiyatroyu yönetenlerden biri olarak da Semaver'in ekibinin içinde bilet fiyatlarını tartışıyoruz. Ne kadar olmalı her sene, işte ne olmalı ne bitmeli. O yüzden çok oyun izlesinler diyemiyorum maalesef. Hı hı. şu an üniversite okuyan ya da işte lise okuyan gençlerin çıkıp bir oyun izlemesi çok büyük paralara mal oluyor. Biraz şey gibi yani, benim düşündüğümde kendimden çıktığım yerde şu an böyle acayip böyle yaptığınız bir şey bir anda dünyanın her yerinde olabilir. Hmm. Ya da işte bir anda böyle bir setlere giriliyor, bir şeyler yapılıyor falan filan. Evet, tiyatroyla ilgili denemeler yapılıyor. Hmm. Bence bu hızın içine kapılmamalıyız. Belki bu birazcık geri kafalı, gerici gibi gözükebilir mesela. Bu da ne kadar şey bir tiyatro klasikçi falan gibi. Öyle bir şey değil. Bahsettiğim bu rüzgara kapılıp gittiğimizde bu böyle işte hani elimizden akıp giden böyle suya yazı yazmak gibi, sadece işte zamanı doldurmak. Evet, bu sezona işte herkes bir şey yapıyor, ben de bir şey yapayım. Hmm. Yaptığımız şeyin kalıcılığı, nitelikli olması, yani yaptığımız şeyin sakin düşünerek ve bir söz söylemesi üzerine. Şu an tabii ki çok güzel sözler de söyleniyor ama hiçbir şey de söylenmediği bir sürü iş oluyor. Yani sadece
Evet işte o yapmış oluyorsun platform yani. Bu yıl 25 tane yapacaksa o 30 tane oyuncu olarak sen de şunu biliyorsun, evet onlardan biri sana gelecek, birilerini kabul edeceksin. Ama ben mesela nasıl bir yerde durmak, en azından bir tercih hakkım var, okuduğum senaryo var, bunu yapmak isterim, bunu yapmak isterim gibi bir hakkım var. Oyuncu olmak isteyen arkadaşlarına bu çok korkutmasın onları. Bu hız ve evet, delilik değil mi? Çünkü bu çok kalıcı, evet yani kaç bin yıldır olan bir şey. Bu delilik ve bu, ya şöyle bir şey var ya, şu an çok fazla eskiden göremediğimiz, yurt dışında olup biten her şeye çok hakimiz. Eskiden bir oyunun videosunu, yok işte VHS, onun Fransa'dan, Komedi Fransız'dan bulabilir miyiz filan, National'dan bilmem ne gibi. Şimdi evet, şimdi açıyorsun, tık her şeyi izleyebiliyorsun ve bu çok güzel bir şey tabii ki. Ama buna kapılıp yok olmak değil, burada kalıp yani bu anda kalıp, ne yapılıyordu? Eskiden nasıl yapılıyordu? Ne yapabilirim? Çok korkutmamalı bu dijital dünya. Peki o aradığını bulmak için demin dedin ya işte Komedi Fransız, işte şeyi bilmem ne arıyorduk, tarıyorduk bilmem ne. Mesela acaba şey mi ya? Bir şeyi bulmak için çaba sarf etmek daha mı kıymetli kılıyor acaba arayışını? Bak şöyle bir şey anlatayım bununla ilgili tam olarak. Bernard Marie Coltis Batı Rıhtımı diye bir oyunun çalışıyorduk okuldayken. Bitirme oyunumuzdu. Çok acayip. Mesela bize Maria Cazares, Daniel Marten diye hatırlıyorum. Eminim Maria Cazares'ten %100 eminim. Ses kaydını verdi bize Işıl Hoca, bulmuş. Görüntü mörüntü yok. O oyunundaki bir ses kaydının, o iki oyuncunun bir sahnesinin ses kaydını dinleyip ona ne kadar heyecanlandığımızı ve hani böyle Maria Cazares'in sesi burada falan diye o hani çünkü hiç bilmiyoruz. Bernard Marie Coltis bir Fransız yazar, çağdaş bir yazar ve ne oluyor orada yani, tek elimizde olan şey tekst var tabii ki ama hani o kaydı dinlemek gibi bir şey vardı ve bu çok heyecanlı bir şeydi. Ulaşması çok zor bir şeye şimdi sirayet ediyorsun. Evet. Yani bir de tabii bu şeyde yani bu kirlilikte neyi seçeceğini de bilemiyorsun, evet, aslında. Kesinlikle. Yani bir şeyler belki daha az ya da daha ulaşılması zorken belki işte Işıl Hoca bir yol gösteriyor, atıyorum bir şey atıyor ortaya ve ona ulaşmak için o zorlu yolu geçip onu dinlediğinde inanılmaz etkilenip heyecanlanıyorsun. Şimdi o kadar çok şeye, o kadar hızlı ve kolay ulaşma imkanın var ki neye ulaşacağını şaşırıyorsun belki yani. Alternatif arttıkça onun niteliği artmıyor yani. Evet. Aslında. Ya da nitelikli olanı bulmak da zorlaşıyor. Zorlaşıyor hatta. Aslında. Serkan Keskin. Buyurun. Senin konukluğuna özel bambaşka bir şey yaşanacak şu an. Bugün her nedense bilgileri biz veriyoruz. Hadi bakalım. Uzmanımıza da danışacağız. Buyurun. Bu bilgilerden şu an uzman da sensin. Falan iyice zerre haberin yok ve soracağız şu an. Ben söyleyeceğim şu an bir tanesini. Ben bu konudan yeni haberdar oldum. Bende bir bilgi yok açıkçası. Söyleyeyim mi kızım sana? Konuştuk. Hayır, sen vereceksin ama bilgileri. Tamam, konuştuk biz seninle. Tamam. Ama bir dakika önce konuştuk. Tamam, konuştuk sonuçta. Tamam. Şöyle. İlk bilgimiz geliyor. Bilgimiz şu. Elvis Presley limuzin şoförüne bir gün şöyle bir soru soruyor. Sen bu şirket için çalışıyor musun? Yoksa bu şirketin sahibi misin? Şoför de diyor ki hayır, çalışıyorum bu şirket için. Diyor ki hayır, artık bu aracın sahibisin ve tip olarak limuzini veriyor. Bilgimiz mi? Aman Allah'ım. Gerçekmiş. Sadece bir limuzini veriyor. Ya bu konu hep evet, bunu konuştuğumuzda uzmanla da şey yap. Peki o adam da şirketi versin istedin değil mi? Hayır, şunu bunu bir hani bununla başla. Hani bu senin başlangıcın olsun diye mi veriyor? Evet, yani onu bir sermaye sahibi yapıyor herhalde. Adam mi? Ne oldu? Bir şey oluyor mu sonra adam? Yok, hiç. Adam ne olmuş? Annemin sonra sonunda şöyle olmuş bir şey gibi hani, ondan sonra hani şu an burada evet. Elvis Presley'nin verdiği değil de sonra o adam o limuzini almış, alıp atıyorum filan olmuş gibi, evet, bir şey bekliyorum. Öyle bir bilgi şey var. Abi sanırım limuzin alıp kendini bozmuş. Yani sonra da limuzinle gezip içe gezmiş diye düşünüyorum. Duyardık yoksa. Bir tane böyle bir hikaye biliyorum. Gerçek olmasını çok istiyorum. Evet. Sadece bunu böyle duymuştum. Evet.
buna yakın bir şey o yüzden. Ama bilmiyorum gerçek. Bilir kişiye danışalım. Tabii tabii tabii. Bunun gerçek olmasını hep böyle, ulan vay anasını demiştim. Luc Besson Derinlik Sarhoşluğunu Jean Reno, Jean-Marc Barr'la çektikten sonra Jean Reno işte böyle ilk filmi çok meşhur oluyor falan, çok seviliyor. Ve işte yakın arkadaş oluyorlar Luc Besson. Anlatılan. Sonra Jean Reno'nun doğum günü oluyor. Luc Besson doğum gününe geliyor. Doğum günü hediyesini uzatıyor. Jean Reno bir açıyor. Leon'un senaryosu. Bu gerçek olsun çok istiyorum. İnşallah gerçektir ya. Çok öttür, iyi öttür. Güzel oldu. Öttür. İnanılmaz öttürüyorsunuz zaten. Öttürün be hadi bakalım. İkinci bilgi şu. Frank Sinatra kalp krizi geçirdiği gece ambulans 4 dakikada geliyor. Bu bir rekor Amerika'da. Sebep de şu. Aynı akşam Seinfeld'in sezon finali yayınlandığı için herkes evde, sokaklar bomboş. Yani bunu anladım. Bu da rivayet olabilir. Çok konuşulan çünkü bir şey olduğunu biliyorum. Çünkü onun finali de sokaklarda izleyen insanların görselleri vardır ya hep böyle meydanda. Ama bunları meydanlara toplamış ya, evet. Ara sokaklar boş herhalde. Ya hoş, gerçi Frank Sinatra kalp krizi geçirirse her koşulda bence ona bir ambulans yetiştirir. Ama trafik varsa ne yapacaksın? Yara nasıl ha açılır diyorsun yani. Yani tabii belki 4 dakikada gitmezdi de. Olmaz şey olmaz öyle. Olmaz değil mi? Ne, hangisi olmaz? Olmaz öyle yani. Ön bir süresi yok ki yani, işte o gelmeden neyse kapatalım. Neyse 4 dakikada değil de bir şekilde hızlı gelir. 6. Yani. Ara şu kadını. Arıyorum kadını. 911. Bu sefer 911'de. 911 ara. American. Nalo. 4 dakikada mı gelmemi bekliyordunuz? Vaaay. Sen bize sürekli böyle laf sokup. Çok atarlandı. Abi gerçekten ben... Ara şu kadını deyip sonra da çok atarlandı diyorsun. Evet doğru. Uzmancığım kusura bakmayın. Ne demek? Sizce bir limuzin bahşiş olarak okey midir? Bence çok okey. Yani ben de alabilirdim yani bahşiş olarak bir limuzin. Peki bu olayın aslı astarı var mı? Vardır. Evet. Luc Besson olayının. Serkan Keskin anlattı. Yani Serkan Keskin'i mi kıracağız? Bir de hani... Ya böyle bir şey program ama sen katıldın mı hiç? Bir kişi galiba Frankofon çünkü Luc Besson dedi. Tabii onlar öyle derler. Frankofon. Luc Besson. Allah'ı bu arada. Bir kere Luc Besson der misiniz? Luc Besson. Luc Besson. Luc Besson. Luc Besson. Ve diyor ki yani Serkan Keskin'i mi kıracağız? Yani. Herhalde. Leon'la program yapıyorsunuz galiba konuk olarak. Farkında bir de. Olanların farkında. Seinfeld olayı nedir? Seinfeld'in final bölümünü izlediği için o gün Frank Sinatra'yı görecekken, daha doğrusu final bölümünü izlemek için o gün Frank Sinatra'yı görecekken oraya gitmemiş olan kişi kimdir biliyor musunuz? Hiçbir şey anlamadım. Hayır, bir daha söyleyin. Ne? Şöyle, tamam bilgiyi veriyorum o zaman. Evet. Nancy Sinatra o gün babasını görecekmiş. Evet. Ama Seinfeld'in finalini izlemek için evde kalmış ve babasını görememiş o gün. Şu an ya çok büyük bir yalanın pençesindeyiz. Ya dolandırılıyoruz ya da inanılmaz bir bilgi bu şu an gerçekten. Süper, ben tatmin oldum. Ya çok özür dileyerek şunu sormak zorundayım. Evet. Çünkü gerçekten cevabı bilmiyorum. Evet. Frank Sinatra'nın vefatı bugün mü gerçekleşti? Ya biliyor musun o gün yani. O gün mü vefat o gün, etti? Onu bilmiyorum ben de. Keşke sor. 1998 günü. İşte tarihe. Bir de Seinfeld'in sezon finaline baksaydık tam olacaktı ama... Bakmadık konuğumuzda çeşitli surat ifadeleriyle bizi... Şey, Luc Besson olayı doğru diyorsunuz yani. kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Konuğumuzun bilgisi doğru değil mi yani? Tabii ki konuğun bilgisi doğrudur her zaman ben zaten. Ben esinlendim o yüzden valla anlattığın hikaye... Böyle bir şey yok mu? Varmış. Ha, varmış. Hayır, var. Bilmiyorum bir hikaye de. Ya ama bunu mesela şey gibi yani bana deseydiniz... Sen bir tane soracaksın diye. Aha. Bunu sormak, yani bunu söylemek gelmezdi aklımdan. Okey. Kapat ya. Çok teşekkür ederim. Allah. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İşin nasıl böyle kutunuzda iyi eğlenceler. Benim de işim vardı zaten. bir şey söyleyeceğim. Sana güzel bir şey hazırladık. Geçelim mi? İster misiniz? Geçelim. Caption Contest. Meriç'im ben seneler önce Semaver Kumpanya'ya gitmiştim. Evet. Ve orada bir tırada oynamıştım. Tırdım da şöyle... Aman Allah! Ya bunu her seferinde bu kadar gülemem. Tıradım buydu. Bir anda yanı başı... Hocam ne diyorsunuz? Çocuğun aktör mü bu?
Sonra? Tır adım bir anda yanı başında beliren bir cisme verdiğim tepki isimli tır attı. O da bu. Sevmedin mi? Seni çok sevdim. İlgiyle izliyor işte. İzledim. Caption Contest'e geçtik. Tamam. Şaka var. Bu benim ufak bir erkitim. Tamam. Şimdi Meriç'cim şöyle az önce de konuştuk programımız boyunca. Serkan Keskin, senelerin aktörü. Gerçekten binlerce karakter oynamış birçoğu da tiyatro sahnesinde. Hiçbir zamanda asla onu ikonikleştiren İsmail abi karakteriyle ve Leyla ile Mecnun dizisiyle nasıl diyeyim yani tabii ki bundan bir rahatsızlık duymuyor, hiçbirimiz duymuyoruz ama hiçbir zaman bir karaktere kısılı kalmayan, kısıtlı kalmayan ve bunu da bu şekilde lanse etmeyen bir aktör olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii. Instagram hesabı ve iletişimi insanlarla olan kurduğu, sosyal medya üzerinden kurduğu iletişimi biraz bu yönde biraz onu onurlandırmak için bugün böyle bir bölümümüz var. Tabii özel. Ki. Başlıyoruz o yüzden. Hazırsanız Caption Contest'e. Evet, İlk fotoğrafımıza başlıyoruz. Tamam. Harika ya. Bu da olur artık. Bu kadar da selam çakılır değil mi? Herhalde. Burası neresi abi? Tam o şey, Kireçburnu. Tam burası orası mı? Evet. Ciddi misin? Evet. Ay. Spordan çıkmıştım. Geçerken çektim arabayı. Şaka yapıyorsun. Tabii de ben çok gidiyordum yani. O 10 sene içinde bakkala şuraya, buralara çok böyle... Özlüyordum, gidip bakıyordum, takılıyordum oralarda. Köprü yoktu ya eskiden orada. Evet, evet doğru. 2017 bu zaten, evet. Ne yazmış bakalım? Aa, sürpriz değil yani. Nedir Merit? Hadi yapalım, Meriç ne demiştir? İlk defa bildiğimiz bir şey, ne demiştir? Ha! Allah be! Hop demiş. Vallahi harika. Kireç bu. Bu kadar da olur değil mi? Bir tane olur. Herhalde canım. Bu aslında ne kadar sevdiğimi ve ne kadar özlediğimi gösteriyor. Ya şey. Kesinlikle. Yani az önce burada gerçekten konuştu Stanislavski gibi. Yok ona hapsolmayın, bu çağın ruhuna hapsolmayın. Ama buna farklı bir şey yazdığını düşünüyorum. Ben. Sence ne yazmıştır? Hop yazmıştır. Ama onun bir E'si, şey bir O'su... Bir O'su. Şimdi bu adam inovatif bir adam. Bu O'ları kısa. Olmadı P'leri kısa. Burası neresi abi? Aynı yer. Ciddi misin? Evet. Yine Kireçburnu. Evet bak demek ki o zaman bir öncesi köprü yokken yapmış. Bu biraz daha eski evet. Bak ötekinde köprü var, bunda köprü yok. Yok evet doğru. Ve biraz da sisli puslu bir Kireçburnu. Havası gibi. Günü evet. gibi. Evet değil mi? Çok güzelmiş ama. Eyvallah. Çok güzel fotoğraf. Değil mi? Devam ediyorsun. Evet. Hayır. Hayır. Evet başka fotoğraf. Evet 3 tane var. Ne diyorsun ya? Bakalım burada ne yazmış. Bizi de unutma. Biz de unutmadık. Aynen biz de unutmadık. Yok ya çok şey yapmıyor. Fena da değilmişim ya ben. Ne? Güzel. İnsan bu arada biz, bunlar bu arada çıldırmıştı ben hatırlıyorum. Kalpler, gözler, kafalar. Bu da aynı yer. Aynı yer mi? Aynı fotoğraf ayol. Bunu iki kere paylaşmış. Bilmediğimden işte. Ya. Şimdi böyle şey 660. Ne gelecek acaba? Öbüründe yok. Abi yok ama bu kadar çok da geyik yapmayalım. Hani zaten adam hani oradaki arkadaşlarıyla falan onunla bununla falan da. Bir tık yabani diyebilir miyiz arkadaş? Sence sen yabani biri misin? Değilim, hiç değilim. Ciddi misin? Öyle gözüküyor. Dışarıdan öyle görünüyor. Değil, bence de değilsin değil, ya. Evet. Aynen. Vallahi değilim. Peki. Bambaşka bir insan yakalım. Abi çok tatlı bu fotoğraf ya. Müthiş bir fotoğraf gerçekten. Gerçekten çok tatlı. Bu ne zaman abi? Bu bir davet falan. Bu bir evet Nuri'nin doğum şeyi, düğünü. Düğün? Evet. Ciddi misin? Evet. Bu benim en sevdiğim captionlardan biri. Hatırlıyor musun sen ne olduğunu? Ya, ben hatırlıyorum. Hatırlıyordum. Neydi ya? Dur sen söyle öyle açayım. Bir dakika dur abi. Bir dakika dur. Şuradan açmam gerekecek. Bu yine bir trajedi yaşanıyor şu an. Salaklık baki. Yes. Evet. Salaklık baki. Allah kahretsin ya. Şu cool şey tamam işte. Salaklık baki. Bu ne zaman ya? Yılı bunu yazmıyor mu? Yok yazmıyor. Ne yapıyor bu adam? Selam söyle bana oğlum. İyi. İyi değil mi? İyi iyi. Söyleyeceğim. Hatta geçen gün gerçekten o da senden bahsettik. Gerçekten? Yemin ediyorum. İyi bir şekilde olsun ne olur. Evet evet seni çok sevdiğini. Ben de onu çok tatlı yani salak. Çok seviyorum Efe'yi. İyi bir şey olsun ne olur. Şimdi son Meriç'im hazırsan son fotoğrafı. Hazırım. Daha da konuşuruz hızlı gittik ama bu bizim için bir macera oldu aslında. Bu bizim 20. bölümümüz. Evet. Ay evet. Duygusallaşıyor muyuz? Onda Serkan vardı. 20'de de Serkan var. Hiçbir zaman da bizden desteğini eksik etmedi. Fikirleriyle olsun, desteğiyle olsun. Aslında her zaman buradaydı Serkan Keskin. Evet. O yüzden son fotoğrafı da ona bir teşekkür babında aldık. Oo. Bu bizim onu konuk aldığımız bölüm. Evet. Meriç'im yine son derece popülist. Gördüğünüz gibi böyle gül almış, kırmış o gülü. Greta Gerwig yazıyor falan. Biz burada atırsızı gibi.
Son derece iğrenç çıkmışız. Hayır, yani. Hiç iğrenç çıkmamış kimse be. Yok yok, şaka yapıyorum. Hayır, çok güzel çıkmışız da bu fotoğrafı biz nasıl çektik acaba? Şey, timer'la koymuştuk. Ha, orada şey var, evet. Sonra da oturmuştuk falan. Hatta şöyle bir şey var, belki bilmeyenler vardır. Serkan'ı biz ona hacı gibi 10. bölümden getirmek istiyorduk. Evet. Ondan önceki bölümleriniz adı şu 9.45. Evet, pek getirmek için. 9.70. Evet. Ve bu adama sosyal medyasını eleştirenler utansın. Şu an diye açıyorum. Daha neresin ya? Çok yani net yani, kısa ve öz ve doğru. Şu anı hatırlıyor musunuz? Bu fotoğraf şöyle paylaşıldı. Böyle yaptı bizi. Fotoğrafı biz, sen fotoğrafı post olarak koydun. Sonra dedi ki, buraya muhabbet ettik, yazayım mı? Ama o günden beri çok geliştirdi kendini bu konuda. Biz de dedik ki, abi ne olur yaz. Lütfen yaz yani. Evet, ne olur yaz dedik, doğru. Doğru. 20 Nisan 2019. Tam da zamanı Serkan'ın evindeyiz. Böyle bir fotoğrafı almak istedik. Çok güzel olmuş. O güzel bir akşamdı. Sonrasında çok güzeldi. Bölümümüzü de dinleyebilirsiniz, duruyor. Vallahi abi şöyle teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Beyefendi. Geldiğin katıldığınız için. Çok çok şıksınız. Çocuklar ben çıkayım mı? Siz burada konuşacağınız başka ne var? Ben siz şey yapmayayım yani. İçeride şimdi konuşuruz. Teşekkürler. biz seninle büyüdük. Bir sürü insan, bir sürü genç oyuncu olmak isteyen insan ve hiçbir zaman herkese uğratmadın bizi. Oh, sağ ol abi. Her zaman için klasik olur, modern olur, televizyon, tiyatro, gittiğin yere her zaman kaliteni ve karakterini götürdün. Umarım hep senin gibi ondan bir sonraki nesilleri etkileyen, onlara ilham veren aktörler yetiştirebilir ülkemiz. Sana söz, biz de hep bunun için çalışacağız. Abi eyvallah ya. Öyle şeyler. Bak, duygusal bir yirmi oldu. Ben yapayım mı? Evet. Var mı kadın? Hadi varım. Ferhat Suar'ın konuğu Serkan Keskin.